Diyelim ki karşınızda böyle bir kan damarı var. İlk dikkatinizi çeken şey damarın aterom plakla dolu olduğu. Burada gördüğünüz sarı beyaz renkli şey o. Aterom plak. Yazalım bunu. Aterom plak. Muhtemelen aklınızdan geçen şey, vay canına hasta amma çok yağlı yemek yemiş ten ziyade, kan bu daracık boşluktan nasıl akabiliyor sorusu oluyor. Çünkü kanın geçebileceği boşluk incecik bir kanaldan ibaret. Cidden kan buradan nasıl geçebiliyor? Küçük bir deney yapmaya karar veriyorsunuz. Birkaç basınç ölçümü yapıyorsunuz. Diyorsunuz ki tam buradaki basıncı bir ölçelim bakalım. 90 olarak ölçüyorsunuz. Burada ne kadar? Kanalın tam ortasındaki basınçta 70 çıkıyor. Peki ya diğer uç diyorsunuz? Buradaki basıncı da 80 civarı buluyorsunuz. Damara tekrar bir bakıyorsunuz ve diyorsunuz ki basınç 90'dan 70'e inmiş. Mantıklı kan yüksek basınçtan düşük basınca doğru akıyor. Ama sonra nasıl oluyor da 70'ten 80'e çıkıyor? Garip bir durum öyle değil mi? Çünkü genelde kanın yüksek basınçtan düşük basınca doğru hareket ettiğini düşünürüz. Oysa burada kan 70'ten 80'e doğru ilerliyor. Hemen aklınıza yatmayabilir çünkü kan yüksek basınca doğru hareket ediyor. Nasıl mümkün olabiliyor bu? Yoksa bir hata mı yaptık? Bu soruyu cevaplamak için İsviçreli bir matematikçiden yardım alacağız. Bernoulli adındaki bu adam bu konuyu kurallı bir şekilde düşünebilmemiz için bir dizi formül geliştirmiş. Daha önceden belki Bernoulli denklemi diye bir şey duymuşsunuzdur. Bernoulli denklemi şöyle bir şey. Toplam akışkan enerjisi eşittir basınç artı kinetik enerji. Tüm bu terimlerin ne anlama geldiğini birazdan anlatacağım. İşte böyle. Bernoulli demiş ki bu büyük P basınç enerjisidir. Tamam orasını anladık. Çünkü zaten basıncı inceliyorduk. Kanın neden düşük basınçtan yüksek basınca doğru ilerlediğini anlamaya çalışıyorduk. Ama Bernoulli ayrıca burada hareket enerjisine de bakmak lazım diyor. Bu hareket enerjisi başka bir deyişle kinetik enerji. Buradaki bu küçük p yoğunluk. Akışkanın yani bu örnekte kanın yoğunluğu. Buradaki v ilginç bir terim. Hız demek bu kanın akış hızı. Demek ki kanın hangi hızla hareket ettiğini de hesaba katmamız gerekiyormuş. Bernoulli bir de üçüncü bir terimden bahsetmiş. Potansiyel enerjiden yani. Buraya da yazalım. Potansiyel enerji. Ve bu potansiyel enerjinin yer çekimine bağlı olduğunu belirtmiş. Buradaki küçük p yine yoğunluk. G, yer çekimi ivmesi. Sonra yükseklik geliyor. Yani akışkanın yere göre yüksekliği. Şöyle düşünün, kafanızdaki kan elbette ayak parmağınızdaki kandan daha yüksektedir değil mi? Dolayısıyla kafanızdaki kanın potansiyel enerjisi de ayak parmağınızdakinden daha yüksek olur. İşte bahsettiğimiz potansiyel enerji o potansiyel enerji aslında. Şimdi bu örnek özelinde bu terimi siliyorum. Neden? Çünkü ölçtüğümüz basınçların üçü de aynı yükseklikte diye kabul ediyoruz. O yüzden çizimde gösterdiğimiz 3 nokta arasında yükseklikten doğan bir potansiyel enerji farkının olmaması lazım. Önümüzdeki problemi çözmek için bu denklemi kullanabiliriz. Bakalım nasıl kullanıyoruz. Netleştirmek adına bu noktaya A buna da B diyorum. Şimdi Bernoulli şunu demiş aslında. Basınç ve hareket enerjilerinin toplamı zamanla değişmez. Yani A ve B'deki toplam enerjiler birbirlerine eşittir. İki noktadaki toplam enerjiler aynı olacak. A'daki toplam enerji eşittir B'deki toplam enerji. Bu şekilde düşününce burada olup biteni daha kolay anlayabiliyoruz. Neyi kastettiğimi göstereyim. A'daki toplam enerji eşittir 70 basınç artı 1 bölü 2 çarpı kanın yoğunluğu çarpı A'daki hızın karesi o da eşittir 80 artı 1 bölü 2 çarpı kanın yoğunluğu çarpı B'deki hızın karesi. Yani buradaki sayı 80'den küçükse ki öyle, problemde oradan doğmuştu zaten ve tüm bu ifadenin bu ifadeye eşit olduğunu biliyorsak, o halde bunun tek açıklaması bu terimin karşı tarafınkinden büyük olmasıdır. Bunun başka bir açıklaması olamaz. Ve Bernoulli haklı. Buradaki gibi çok ince, çok dar kanallardan geçen kanın hızı artar. Bakın bu nokta ile bu nokta arası gibi daracık bir kanaldan geçen kanın pek fazla hareket alanı yoktur ve dar bir kanaldan geçen kan hızlanmak zorundadır. Bu gayet akla yatkın bir durum. Çünkü buradan buraya aktarılması gereken büyük miktarda kan söz konusu. Hareket alanı daralınca aynı miktarda kanı karşı tarafa geçirmenin tek yolu onu daha hızlı, daha çabuk hareket ettirmektir. Demek ki neymiş? Bu dar kanaldan geçen kanın hızı epey bir artıyormuş. İşte bu terim bu gerçeği temsil ediyor. Buradaki hız epey bir artıyor başka çaresi yok çünkü yoğunluk sabit. O yüzden bu iki ifade arasında değişen tek şey A'daki hızın bayağı bir artması. Bu da A noktasındaki basıncın B noktasındakinden daha düşük olmasına rağmen her iki noktadaki toplam enerjilerin niçin aynı olduğunu bize açıklıyor.